Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bilgi sarmal 15'li TYT matematik branş denemelerinden deneme 2'nin geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri de İsmail hocanızın kanalındaydı. Yani SML hocam matematik YouTube kanalındaydı. E hadi hazırsak çözümlere başlayalım. İlk sorumuz 31. soruyla başlıyoruz. Bir katlama sorusu. Katlamada ne yapıyorduk dostlar? Tabii ki eski haline geri getiriyorduk. Şu katlamayı şöyle bir eski haline geri getirelim bakalım. Soru zaten anlaşılıyor. Siz okumuşsunuzdur diye ben direkt katlamayı şöyle bir açtım. Sonra üst üste binen kenarlar işte üst üste de minnacılara eşit diyorduk ve buradaki kaçta alfa verilmiş hatta şöyle büyüteyim şuraya alfa diyeyim. E burası alfayken burası da alfa değil mi? Alfa. Sonra şu açıları kullanayım. 95 55 daha kaç yapıyor? 150 yapıyor. O zaman üçgen açıları toplamından buraya 30 derece kaldı. E sonra istersen şöyle yapabilirsin. 30 sa üst üste binen açılar eşit ya katlamadan dolayı. 30 deyip şu açıyı 65 bulup 2 iç açı 1 dış açı yani 2 alfa deyip sonucu oluşabilirsin. Ya da hocam zaten burada da bir katlama var. Katlamada üst üste binen açılar eşit ve doğrusal olduğundan 180 ki zaten aynı doğrusu da katlama devam ettiğinde şurası da 90 derece olsun diye söylüyorduk. Zaten olur diye söylüyorduk daha doğrusu. Ya da hocam ikiz kenar bunlar da eşit. X kenarda çizilen kenar ortay açı ortay aynı zamanda yükseklik yapar deyip burayı da 90 derece söyleyebildik. E burada bir dik üçgen çıktı e burası 30sa burası da kaç derece olur? 60 derece olur. Dolayısıyla böylelikle cevabı ne bulduk? 60. Yani Denizli bulduk 31. soruyu. Geldik 32. soruya soruya. 32. soruda da şöyle bir özdeş 3 adet açı ölçer, açı ölçer verilmiş özdeş. Ve bu açı ölçerlerde şunlar birbirine paralel verilmiş. O zaman şunlar birbirine paralelse şöyle gösteriyorum bak. Şunların paralelliğini kullanacağım. E bunları çizince fark ettim bir şeyi. Neyi fark ettin? Hocam şurada bir M kuralı oluştu. Şöyle paralellikten dolayı. Şimdi açı ölçerdeki bilgileri de kullanalım. Açı ölçer hikayesini de bilin. Hocam burası 0 ya. Buraya 40 olmuş. 0'dan 40'a kaç derece var? 40 derece var. Gelirsin buraya 40 dereceyi yapıştırın. Hocam burada da ne var? 150'ymiş burası ama sıfırdan 150 böyle gider. Burası 150 derece. E burası 150 ise buraya da kaç kaldı? 30 derece kaldı. Sonra şurada bir M kuralı var mı? Var. 30 ile 40'ın toplamı kaç yapar? 70 yapar. Hemen burayı da 70 derece olarak yazarsın. E hocam buradaki aç ölçerde 50 derece var. 0 derece burada hop buradan buraya 50 derece yapar deyip hemen burayı 50 derece gösterirsin. Ve benden ne isteniyor? Bak sıfırdan başlayıp şuraya kadar x isteniyor ya. Hocam sıfırdan x'e kadar kaç derece gitmiş şöyle bakacak olursanız. 70-50 daha 120 derece gitmiş oluyor. Yani cevap böylelikle 120 yapar. Evet 32. soru var. Denizli çıktı. Geldik 33. soruya. 33. soruda da bir benzerlik var. Benzerlik aralarında 10 metre mesafe olan özdeş iki sokak lambası ile aynı hizada olan Ahmet'in gölgesi aşağıdaki gibidir. Şimdi sokak lambaları 8-8 buradaki aradaki mesafede 10 olarak verilmiş. Şimdi bu iki ışıktan oluşan gölge ya bu tek ışıktan bu tek ışıktan oluşan gölge burası da yarı gölge oluşturuyor. Bizden ne isteniyor? Yarı gölge boyu nedir diye diye soruluyor. Şimdi burada 160 santimetre verilmiş Ahmet'in boyu. E diğerleri metreye. Metre cinsine çevirelim. 1.6 olmuyor mu? Evet. Şurası 1.6 metre. E burası da 8 ya. Burada temel orantı yapacağım. Hocam şunun tamamının oranı 1.6 bölü 8 olacak. Hemen yazayım şuraya. 1.6 bölü 8 yani 16 bölü 80 yapıyor. Yani bu da 1 bölü 5 mi yapıyor? Aynen öyle. Hop 1 bölü 5 yapıyor. Yani burası A iken tamam 5A. Buraya ne kalıyor o zaman? 4A kalıyor. Güzel. Bunu yazdık. E sonra ne yapacağız? Hocam şu da işin içine girmesi lazım. E burada şuna bakacak olursam burada da yine 1.6 ve 8 var. 1.6 bölü 8 buradaki temalar antta da şu bölü tamamı değil mi arkadaşım? Evet. O da 1 bölü 5 yapmayacak mı? Aynen öyle. E o zaman bizden de zaten şu isteniyor. Yani şu bölü tamamı gösteriyorum bak şöyle. Şu bölü tamamının kaç yapması lazım? 1 bölü 5 yapması lazım. Aslında burada 1 bölü 5 ya. Hani burası 1 ise burası 4 olmak zorunda. 1'e 5 olduğundan dolayı. Hani n 5 n olacak ya. O zaman burası n ise buraya 4 n kalıp o şekilde de diyebilirsiniz ama neyse. Şuraya x dedik. x artı a'nın Bak dikkat et burada şu şekilde. X artı A'nın tamamına oranı. O da X artı 5A artı 10 mu yapıyor? Evet. Bu da neye eşit olmak zorunda? 1 bölü 5'e eşit olmak zorunda. İçler dışlar 5X artı 5A hemen yazıyoruz böyle. Eşittir ne yapıyor? 1 ile bunun çarpımı yani X artı 5A artı 10'a eşit oldu. Buradan 5A'lar nanay oldu. 4X eşittir 10 yaptı. X de buradan 10 bölü 4 yaptı. Yani 5 bölü 2 yaptı. 5 bölü 2 de zaten nedir? 2,5'tur. Dolayısıyla 33. soruyu böyle C-Han olarak bulduk. Evet 33 c -han oldu. Benzerlik sorusuydu. Geldik 34. soruya. Burada da bir eş yapı sorusu var. Aşağıda kenar uzunlukları 5 kök G13 birim olan. Üçgen biçimindeki bir yüzü mavi diğer yüzde beyaz renk olan 8 adet kağıdın kısa kenarları tamamen çakışacak biçimde yapıştırılmış. Evet. Biri böyle sonra arka yüzünü çevirip bu şekilde yapıştırmışım. E dikkat et buradaki köşegenle kısa kenar arası açı. Köşegenle kısa kenar arasındaki açı. Hocam buradaki açılar nedir? Hep birbirine eşit değil mi? Evet. Şöyle bakacak olur kaç tane açı var burada? Hocam 8 tane açı var. E, 360'a tamamlıyor tamamı. 360'ı 8'e böldüğün zaman burada kaçı 45 derece yapıyor. Yani şu açıyı 45 derece olarak bulduk. Bizden de beyaz renkli bölgelerin alanı isteniyor. Yani 1, 2, 3, 4 tane. Şuraya A alanı dersem bunlar hepsi aynı üçgen ya. A alanından 4 tane soruluyor bize. E, o zaman ben buradaki A alanını bulmaya çalışacağım. Şurayı biraz büyüteyim. 45'in mantığını kullanacağım. E ne yapacağım? E, tabii ki dik çizeceğim kardeşim. Özel açı mantığı. Hop dik çizdim. 5 kökü ise 5 5 çıkar burası 5 13'ten dolayı burası da 12 çıktı. Evet burası 17. A alanını bulduk. 17 çarpı 5 bölü 2'ye eşit oldu. Ama bizden ne isteniyor? Bizden 4 tane a alan isteniyor. O zaman 4 a 4 çarpı 17 çarpı 5 bölü 2'ye eşit olacaktır. Şu şu gitti 2 yaptı. 2 ile 5 çarpsan 10 yapar. 17 ile de çarpsan 170 yapar. Dolayısıyla cevap böylelikle balık oldu. 34. soru da. Evet geldik 35. soruya. Şimdi en kenarlı bir düzgün çokgenin Bir dış açısı 360 bölü en olarak hesaplanır diye söylemiş. Elimizde neler var? Beşgen var. Altıgen var. Sekizgen var. Hemen sekizgen 360 bölü 8'den dış açısının 45 dolayısıyla iç açısının 135 olduğunu söyleyebilirim. Sonra altıgen dış açısı 360 bölü 6'dan 60 derece yani iç açısının 120 derece olduğunu söyleyebilirim. Düzgün beşgende de 360 bölü 5 72 dış açısı 72 iç açının da kaç olduğunu söyleyebilirim. 108 olduğunu söyleyebilirim. E hocam buraya yoğunlaşacağım belli. Üç kenarda burada çakışmış zaten. Hadi buraya yoğunlaşalım bakalım. Buraya yoğunlaştığım zaman burada ne var? Arkadaş burada 120 derece bir kere var. Altıgenin iç açısından dolayı. Hocam burada da tamamı hop burası. Sekizgenin iç açısı. Yani 135 derece olacak. O zaman buraya kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. E 8 genin iç açısı zaten kaçtı arkadaşım? 135'ti. 135 15 daha kaç yaptı? 150 yaptı. Y'ye de kaç kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Şimdi sırada ne var? X'i bulmak var. Hocam X'i bulurken ne yapacağız? Hocam X'i bulurken şuradaki üçgende gidebiliriz. Bak burası 120 ise pardon üçgen derken dörtgenden gidebiliriz. Bu doğrusallıktan dolayı burası 60 yapar. E burası da 108 değil mi? Evet. Yani şurada dörtgende iç açılar toplamı 360 deyip sonuca ulaşabiliriz. Yalnız dur sana güzel bir bilgi vereceğim konu anlatımında da söylemiştim bunu ya dörtgende iç açılar toplamı 360 demektense yani iki iç açı bir dış açı üçgende nasıl çok kullanıyorsak dörtgende de beşgende de altıgende de yedigende de engende de fark etmez. Nedir? iki iç açı bir dış açı ya. 2 iç açı dörtgende iki dış açıya. iki iç açı e, iki iç açı aynı zamanda üç dış açıya beşgende. iki iç açı aynı zamanda e, altı dış açıya sekizgende eşit oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum ben öyle yapıyorum. Daha pratik oluyor. Sen de o şekilde yapabilirsin. Yani şuradaki dörtgene baktın ya. Buradaki dörtgende hocam iki iç açı iki dış açıya eşit olur diyebilirsin. Ya hocam ne gerek var diyenleriniz de vardır ama ya ben genelde bunu çok kullanıyorum. Sen de öğrenmeni istiyorum. Yani buradaki iki iç açı. Bunu seçersem. X artı 60 eşittir. iki dış açı. Evet. Bu açının dış açısı 72. Bu açının da dış açısı nedir arkadaşım? 72. Yani 72 artı 72'ye eşittir. Yani X buradan ne oluyor? 144 eksi 60 eşit oluyor. Dolayısıyla buradan 84 diye bulur muyuz cevabı? Buluruz. İşlem hatası mı yaptık bir yerde? Vallahi yaptık. Nerede yaptık? Kardeşim yanlış yapmamışız ki. Bizden ne isteniyor? X artı y isteniyor. Bak takıldığın zaman soruyu oku. Her zaman böyle olsun. Tamam mı? Bunu unutma. X artı y isteniyor. E biz X'i 84 bulduk de zaten 30 dereceydi şuradan dolayı. Topladığın zaman da kaç çıkıyor o zaman? 114 çıkıyor. Yani 35. soruyu böylelikle C hanı olarak bulduk. Geldik 36. soruya. 36. soruda da evet şöyle bilgiler verilmiş arkadaşım. İlk önce ben bu bilgiden şuradaki oranlamaları bulabilirim. Bu bak teknik bir bilgidir. Böyle bir kere söyleyince akılda kalıyor. Aslında böyle ezbere şeyleri çok fazla sevmem aslında ama. Yani buradan buradaki oranlamayı biz bu şekilde temel orantı oluşturarak benzerlikten de bulabiliriz aslında. Ama şuradaki artış azalış miktarları arkadaşım şuradaki oranlamalardan kaynaklanıyor. Yani buradan buraya ne kadar artış var bakar mısın? Bak bu da çok güzel bir teknik aslında baktığın zaman. Şuraya bir bakalım. 120'den 160'a kaç artmış? 40 artmış. 160'dan buraya kaç artmış? 80 artmış. Aa hocam 40 artış var 80 artış var. O zaman artışlar oranı buradaki kenarlar oranına eşittir. Yani burası A iken burası 2A diyebiliriz arkadaşım. Yani 40 bölü 81 bölü 2 ya. O zaman buradaki oranda 1'e 2 şeklinde diyebiliriz. Ya da ters mantığında söyleyebilirsin. Şurada biri 2 oran varken artışlarda buna göre olacak diye de söyleyebiliriz. E o zaman burada 1'e 2'yi bulduk. 3A eşittir 300 ise A'yı buradan kaç buluruz? 100 buluruz. Evet burası 100 oldu. Burası ne oldu? 200 oldu. Alttakine gelelim şimdi. Alttakinde de böyle A ve B'den ipler böyle aşağı doğru kaç santimetre? 40 santimetre aşağı inmiş. E 40 santimetre aşağı indiyse önceden uzunluklar 120'ye 240'da Arkadaş şu 120'den 40 santim aşağı insen 80 yapar. 120'ye 240 mıydı burası? Dur bakayım. Evet 240'tan da 40 indiğin zaman burası da 240'tan da 40 indiğin zaman burası da 200 mi oldu? Evet. E şimdi buradaki uzunluk sabit olarak kalsın diyor mavi uzunluk. Mavi uzunlukta neydi? Zaten 160'tı. E o zaman burası da 160. Yine aynı mantıktan gidebilirim. Buradan buraya 80'den 160'a bu sefer ne olmuş? Artış var. Ne kadar artış var? 80 artış var. Hocam buradan buraya da ne kadar artış var? 40 artış var. E o zaman burada da yine 1'e 2 oran var mı? Var. Yani burası n 2n diyebiliriz. E bunu dedikten sonra da 3n zaten 300 olduğundan dolayı n'i buradan 100 buluruz. E burası da ne oldu o zaman? 200 oldu. Şimdi ilk şekle gelelim. Bizden ne isteniyor? D, D üstü arasındaki uzaklık isteniyor. Hocam D buradaydı. D üstü de buraya mı denk geldi? Bak D neredeydi? Ya da ikinci şekilde gösterelim. Hocam D zaten buradaydı. Buraya kadar olan kısmı 100'dü. D üstü de buraya geldi. E arkadaş burası 100. Dikkat. E bunun tamamı da 200'dü. O zaman buraya kaç kaldı? 100 kaldı. Yani yani DD uzunluğu da böyle yüz oldu. Cevap 36. soruda Edremit oldu. Buna da dikkat et. Bu tür sorularda da bu şekilde de hareket edebilirsin. Ya da istersen temel orantı oluşturup da yine sonuca ulaşabilirsin kardeşim. Sana kalmış. Evet 36'yı bulduk. Geldik 37'ye. 37. soruda da kenar uzunlukları 10 ve 25 olan 3 özdeş dikdörtgen bu şekilde verilmiş ve bu şekilde konulmuş. K noktasının zemini olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş K noktasının zemini olan uzaklığı hop şu dur değil mi? Şu uzaklık isteniliyor bizden. Evet bunu bulmaya çalışacağız. E şimdi bana ne verilmiş? 10 ve 25 verilmiş. Bu 10'u yazdım. 25'i yazdım. Hocam burası da 10. Şurası da 11'im. Dolayısıyla burası da 10 oldu. Şurayı bulursam olay bitecek. E buranın da ben 25 olduğunu biliyorum. E arkadaş amacımız 90 dereceler varsa dik üçgen oluşturmak değil mi? Evet hocam. Hocam burada da 90 burada da 90 var. Yani dik yamuk çıktı. Bir dik dörtgen oluşturabiliriz. Hemen dik dörtgenimizi nasıl oluşturacağız? Hop şöyle oluşturduk. 10'sa burası da 10 buraya 15 kaldı. Pisagor 15 25. 15 20 25 üçgeninden burayı ne buluruz? 3 4 5'in 5 katından dolayı 20 olarak buluruz. E sonra benden şuradaki üçgendeki şu soru işareti isteniyor. Arkadaş ne yapacağız? 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Beta 90'sa alfa alfa. Burası da 90 ya. Burası da beta olur. Niye 90 burası? Yöndeşlikten dolayı 90. E dolayısıyla bizim şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Yani bu üçgenle bu üçgen benzer. E burada benzerlikte alfanın karşısı soru işareti yapıyorum benzerliği. Soru işaretinin. Buradaki alfanın karşısı 20 oranı eşittir. 90'ın karşısı var burada 10. Öbüründe de 90'ın karşısı 25. 10 bölü 25'e eşittir deyip buradan işlem yapacağız. E 5'e böl 5'e böl 5. 2. 5'e böl 5'e böl 4. 4 kere 2 de 8. Soru işareti böylelikle 8 olarak buluruz. Evet soru işareti 8 ise benden şu uzunluğun tamamı isteniyordu. 10 burada 8 burada toplamda kaç yapıyor o zaman? 18 yapıyor. Yani 37. soruyu böylelikle denizli olarak bulduk dostlar. Evet 37. Bulduk geldik 38'e. 38. soruda da bir kare sorusu var burada. 5 adet özdeş mavi renkli kare ile bir adet sarı renkli kare şekil 1'deki gibi kare oluşturacak biçimde birleştiriliyor. Daha sonra sarı renkli kare kırmızı renkli çizgiler boyunca kesilip atılıyor. Ve son durumda şekil 2'deki gibi görünüm elde ediliyor. Ve ABC noktaları doğrusal verilmiş. Buna göre atılan sarı renkli bölgelerin alanları toplamının kalan sarı renkli bölgenin alanı oranı nedir diye soruluyor. Arkadaş şuraya bir bakalım mı? E hocam burada ben şuraya bakacak olursam... Ya şuraya bir A diyecek olursam. Karenin bir kenarına A diyecek olursam. Hocam burası da A. Burası da A ya. Yani burası 2 A yaptı. A burada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. E kelebekten oran yazalım. Sonrasında büyük ihtimalle alan dağıtımı var. Zaten alanlar oranı soruluyor. Kelebekteki oran A'ya 2 A. Yani 1'e 3. E o zaman burası x Burası nedir? 2 x. Pardon. A'ya 2A 1'e 3 dedim ama 1'e 2 olacak özür dilerim. 1'e 2 yazdım yani A dediğimiz ne oldu? 3X mi oldu? Karenin bir kenarı 3X oldu. O zaman karenin bir kenarı 3X oldu. Bunlara da 3X'i yazalım şöyle. 3X'leri yazdım. Hocam burası da 3X. E sonrasında alan dağıtımı yapacağım. Şimdi dikkat. Burada 3X'de kalan 3A diyecek olursam şu tabana göre. O zaman 3X'de kalan hop burası da 3A olmaz mı? Olur. E şimdi burası ne oldu arkadaşım? 6A. E karenin diğer alanında yine 6A olmaz mı? Olur. Hatta burada 2X'e 4X var. O zaman ben 2 ne 2a dersem 4x'teki de 4a olur mu? Olur. E, dolayısıyla buradan da şuradaki alanları bulmuş olduk. Yani burası 3a burası Şöyle geleyim hatta şunu da çizeyim. Burası da 3A. Burası 4A. Burası da 2A. Benden ne isteniyordu? Sarı renkli bölgelerin alanları toplamı 7A yapıyor şu ikisi. 7A. Kalan sarı renkli bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor. Yok 7A değil. Sarı renkli bölgenin buna, buna göre atılan sarı renkli bölgenin diyor. Pardon. Atılan sarı renkli bölge 3A 2A diye 5A bölü. Kalan sarı renkli bölgenin alanında kaç A yaptı? 4A 3A daha 7A yaptı. E o zaman cevap da böylelikle ne çıktı? 5 bölü 7 çıktı gençler. Evet cevap 38. soru Denizli. Oldu. Ve geldik 39. soruya. Dikdörtgen prizması biçimindeki bir demirin karşılıklı yüzeyi sarıya, karşılıklı diğer iki yüzeyi maviye, kalan iki yüzeyi de kırmızıya boyanmış. Şimdi çizeyim mi? Çizeyim bari. Hocam burası sarıya, alt tarafı da sarıya. Bu kırmızı, arka tarafta kırmızı. Sonra başka neydi? Bir de mavi miydi? Mavi, sağ taraf mavi, sol tarafta mavi. Şimdi sarı, mavi ve kırmızıya boyanan yüzeylerin alanları toplamı sırasıyla 24, 40 ve 30'dur. Sarı, bak sarı Sarı alan. Şurası kaç? 24. E o zaman ben şuraya bir A, B, C diyecek olursam. iki tane A, B değil midir sarı alan? Bak şurası A, B. A çarpı B'den iki tane var. Yani 2AB'yi vermiş bize kaç? 24. Başka neyi vermiş? 40'ı. Mavi alanda B çarpı C değil mi? Şöyle bakacak olursak. B çarpı C'den 2 tane var. 2 tane BC eşittir. 40. Başka 30. Kırmızı alan. Kırmızı alanda A çarpı C değil mi? A çarpı C'den 2 tane var. 2 tane AC'de kaç vermiş bize? 30 olarak vermiş. Yani 2'ye böl böyle. Hocam AB'yi 12 buluruz. BC'yi 40, 20 buluruz. AC'yi de böylelikle 15 bulur muyuz? Buluruz. Bizden bu demirin hacmi nedir diye soruluyor. Ya 2'nin yeni denklemler var burada hocam bunları A'yı B'yi C'yi tek tek bulabiliriz. Hani ne bileyim şu ikisini oranlayıp A bölü C'yi buluruz. Sonra bu ikisini oranlayıp B bölü A'yı bulabiliriz. Sonra şu ikisini oranlayıp da yine bulabiliriz. Ya da hacime bak. Hacim dediğimiz nedir arkadaşım? A çarpı B çarpı C değil mi? Evet. A, ben burada taraf tarafa çarparsam A kare B kare C kare geliyor. En azından A çarpı B çarpı C'ye buradan da ulaşabilirim. E bu da neye eşit oldu? 12, 20 ve 15 eşit oldu. Her iki tarafın kare alırsam kare içinde A kare B kare C kare eşit eşittir kare içinde. 12 dediğim 4 çarpı 3. 20 dediğim 4 çarpı 5. 15 dediğimde 5 çarpı 3 ya. Bu şekilde yazdım. Buradan ABC gelir. 2 tane 4 bir tane 4 çıkar. 2 tane 3 bir tane 3 çıkar. 2 tane 5 de bir tane 5 çıkar. Buradan da kaç çıkıyor cevap? 60 çıkar. Zaten bizden A çarpı B çarpı C isteniliyor. Yani hacim isteniyor. Cevap böylelikle ne çıkar? 60 çıkar. Evet 39. soruyu da böylelikle C han bulduk. Geldik 40. soruya. Evet silindir sorusu. Ya hocam silindir mi müfredatta yok. TET müfredatta yok diye düşünebilirsin ama 2 sene önce ya da 3 sene önce TET'de soruldu. Hani bu da bir prizma gibi düşünüldü galiba. Çünkü prizma neydi? Tabanı ve tabanı aynı olan şekilde. O yüzden burada bak formülünde vermiş zaten. Hacim formülünde vermiş. Yine karşımıza çıkabilir diye düşünüp bilgisayar da, da bu denemede bir silindir sorusu yazılmış. E soruyu okuyalım bakalım ne diyor. Silindir biçiminde ve aynı yüksekte boya rulalarından biri mavi renkli boya boya bulunan kovaya. Diğeri ise sarı renkli boya bulunan kovaya tamam batırılmış. Bu mavi olmuş bu sarı olmuş. Sonra birinci durumdaki gibi bu şekilde konulmuş. Sonra mavi boyalı olan rulo ok yönünde çeyrek tur döndürülmüş. Çeyrek 1 bölü 4 tur döndürülmüş. Mavi ile sarının karışımı da ne renk oluşturuyor? Yeşil tur oluşturuyor. Evet o zaman bu mavinin ne oldu? Ben bunu bu şekilde 4, 1 bölü 4 tur döndürdüğüm zaman o zaman bunun 1 bölü 4'ü ne oluyor? Yeşil oluyor. Hatta daha sonra da rulolar düz bir zeminde bir tam tur atacak şekilde böyle yaptığında ya hocam bunun 1 bölü 4'ü yeşil oldu ya e buradaki kısım aynı şekilde buradaki kısmı da boyadı ya. Yani bunun boyadığı kısımla bunun boyadığı kısım aynı ya. O zaman burada oluşan yeşil de buradaki oluşan yeşil de eş mi? Eş. Buraya gelelim şimdi. Hocam buradaki kısım neydi? Çeyreğiydi. Yani burası A iken tamamı 4A olması lazımdı. 1 bölü 4'ü boyandı çünkü burada. Yani buraya ne kaldı? 3A kaldı. Devam edelim. E o zaman burası da ne olacaktır? Yine aynı şekilde A olacaktır. Çünkü bu yapılar birbirinin eşi. Zemin üzerindeki mavi renkli bölgenin alanı, sarı renkli bölgenin alanın 5 katı olduğuna göre hmm, hocam burası yani şurası buranın 5 katıymış. Ah burası 3A. Keşke 5'in katı olsaydı. O zaman 5 ile çarp kardeşim keşke diyeceğine. Yani buraya biz 15x diyelim. 5 ile çarptığımız zaman A yerine ben ne yazmış oldum o zaman 5x yazmış oldum. O zaman burası da 5x ve aynı zamanda ne diyordu? Burası 5 katı diyordu şuradakinin. Yani o zaman burası da kaç x oluyor? 3x oluyor mu? Oluyor. Tamam buradaki oranlamaları yazdık. E sonra ya bunu da niye öyle söyledik? Birer kenarları eşit olan dikdörtgenlerde alanlar oranı bu tabanlar oranıyla doğru orantılıdır. Alan dağıtımını burada da öyle yapabiliyorduk. Neyse rulo silindirlerden hacimleri hacimleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi ben ne buldum? Şu uzunluğu 20x buldum ve şu uzunluğu da 8x olarak buldum. Hocam bu uzunluk dediğim böyle kıvrılığında açılmış hali ya burası. Hocam burası 20x. Şuradaki çevreyi ne buldum arkadaşım? Açılmış hali. Açılmış hali burada da 8x değil mi? Evet. Hmm. Çevreleri buldum ben çevrelerini 20x ile 8x buldum. E bunun yarı çapına r1, bunun yarı çapına da r2 diyecek olursam, arkadaş, buradan işlem yapalım şöyle. Aslında çevreleri oranı nedir? Yarı çapları oranına eşittir diyebiliriz. Oradan gidebilirsin. Yani R1 bölü R2 20 bölü 8'dir. Yani 4'e böl 5, 4'e böl 2'dir. 5 bölü 2'dir. Oradan da gidebilirsin. Ya da şöyle yazalım istersen. Birincinin çevresi nedir? 2 pi R1. Nedir bu? 20x. Bu 20x olarak verilmiş. Öbürü de 2 pi R2. Kaç verilmiş arkadaşım? 8x olarak verilmiş. X'leri yalnız bırakabilirsin ya da taraf tarafa oranlayabilirsin. Gerçekten taraf tarafa oranladığın zaman R1 bölü R2. Çevreleri oranına eşit oldu mu? Oldu. Yani bu da 20 5 bölü 8 nedir? 5 bölü 2 yaptı mı yaptı dostlar. E sonrasında hacimleri oranı nedir diye soruluyor. Burada şu hatayı yapabilirsin. Hocam çevreleri oranı yarıçapları 5 bölü 2 ise hacimleri oranı da küpüdür diyebilirsin. Hayır. Benzerlik hacim ilişkisi küptür. Evet ama nerede? Piramitte veya koni de yapabiliyoruz. O da ucu sivri olan şekillerde benzerlik yapabildiğimiz şekillerde. Kesik konide ya da kesik piramitte biz bunu yapabiliyoruz. Sakın küpü demeyin. Tamam birinin yarı çapını ne buldun? Yarı çaplar oranını ne bulduk? Birininki 5K iken birininki de 5R iken ya da öbürününki de 2R olarak bulduk ya. Direkt alanları da oranlayabiliriz burada. Tamam alanları oranlayalım. Birinin alanı pi R kare. Yani 5R'nin karesi 25R kare yaptı çarpı yükseklik yükseklik h. Her ikisinde de yükseklik aynıydı. Öbürü de pi r kare yani 2 r'nin karesi ne yapıyor? 4 r kare yapıyor. Yükseklik de ikisinde de aynı değil miydi? Ortak değil miydi? Evet ortaktı. Bak şuradan belli zaten. Bunun yüksekliği ile bunun yüksekliği aynı. E o zaman burada sadeleştirme yapacak olursak bak hacimler oranı geldi. Pi'ler gitti. R kare gitti. Haşlar gitti. Cevap böylelikle 25 bölü 4 olarak bulduk. Ama ne olabilir diye soruluyor. Ya büyük küçüğe oranı o zaman 25 bölü 4 ya da küçüğün büyüğü oranı ya da bunlar yer değiştirecek yani 4 bölü 25 yapar o zaman cevapta da hangisi var 4 bölü 25 var o zaman cevap Ceyhan çıktı dostlar evet böylelikle bu denemeyi de halletmiş bulunuyoruz yani deneme 2'yi de bu şekilde bitirmiş olduk yine sanki güzel şeyler öğrendik böyle güzel sorular vardı şu soru güzeldi mesela bu soru güzeldi bu soru da daha öncesinde çıktı yine çıkmaya aday gerçekten hoş sorular var şu soruya da dikkat edin böyle sorularla karşılaşabiliriz ama bu soruda gerçekten silindir anlamında hoş sorulardan biriydi. Yine güzel şeyler kattığımızı düşünüyoruz. Ya ben kattıysam ne mutlu? bilgi sarmalda bu soruları kattıysa onlar için ne mutlu? Bizler böyle mutlu oluyoruz kardeşim. Neyse, o zaman bitirdik mi bitirdik deneme ki O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede yani deneme için deneme 3'ün geometri sorularında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.